Evet, bu şekilde ellerimi yapmış oldum. Şimdi bir tanesini de size yapımını göstereceğim. Zaten diğerlerini aynı şekilde yaptım. Şimdi hemen ipimi takıyorum. Bacaklarını ve kollarını yaptığımız kısımda 5 tane sık iğne bırakmıştık. Şimdi bakın, 5 tane sık iğne bu taraftan yapmışım. Arka tarafına da yine 5 tane sık iğne ekleyeceğim. Arkadan batarak şöyle. 1 2 3 4 5 Bakın. 5 bu tarafta vardı, 5 bu tarafta vardı. Şimdi bu çıkardığım ilmeği karşıya geçerek yeniden devam ettiriyorum. Toplamda yani 10 tane sık iğnemiz olacak. İki tarafın birleşimi. Ben iki tarafı şöyle birleştiriyorum. Evet. Bakın bu şekilde 10 tane sık iğnem var. Şöyle netleştireyim. Evet, 10 tane sık iğnem var. Şimdi bunu orantılı bir şekilde artırarak kenarlarından örmeye devam edeceğiz. Yani ekstradan şu kısmı örüp de üzerine eklemedim. Direkt buradan örerek yaptım. Evet, şimdi ikinci sıra için hemen şuradan ilk ilmeğe batıyorum. Burada biraz zorlanabiliriz. Sorun değil. Sonrasında zaten çok kolay ilerliyor. Evet, hemen bir üst sıra için ayracımı takıyorum. 10 tane sık iğnem vardı. Bu sırada 2 tane artırma yapacağım ve sık iğne sayımı 12'ye çıkaracağım. Hemen örelim. 2 3 4. Bakın 4 tane ördüm. 5.'ye hemen çift batıyorum. 1 2 Tekrar dönerek 1 2 3 4 tane ördüm. 5.'ye hemen çift battım. Bakın. Şu şekilde bir orta oluşuyor. Evet. İkinci sırada 12 tane sık iğnemiz var. Üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sırada da yine 2 tane artırma yapacağım. Şöyle bir 2 3 4 5 tane ördüm. 6'ya çift batıyorum ve ilk artırmamı yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6'ya çift batıyorum ve ikinci artırmamı yapmış oldum. Bakın genişlemeye başladı. Şu an 14 tane sık iğnem var. Bir üst sıraya geçtim. Yine artırma yapacağım. 2 3 4 5 6 Şimdi 7.'ye çift batacağım. 1 2 Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7.'ye çift batıyorum. 1 2 Evet, şu an ilmek sayım 16'ya ulaştı. Evet, 16'ya ulaştı. Şimdi bu 16 ilmeği bir sıra düz öreceğim.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın artık genişlememiz gayet güzel oldu. Yeterli. Şimdi bu sıradan sonra tekrar orantılı bir şekilde azaltmaya gidiyoruz. Evet, 16 tane ilmeğim var. Azaltmalara başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şöyle ilk azaltmamı yapacağım. Kestim ve ilk azaltmamı yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ördüm. İkinci azaltmamı yapıyorum. Evet. Bu sırada 16 tane ilmeği 2 tane azaltma yaparak 14'e indirdim. Bir üst sıraya geçelim. Evet, azaltmalarla devam ediyoruz. 14 tane ilmeğim var. Bu sırada da yine 2 tane azaltma yapacağım. 2, 3, 4, 5. 5 tane örüyorum. Hemen ilk azaltmamı yapıyorum. Tekrar 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm. İkinci azaltmamı da yaptım. Evet, ikinci azaltmadan sonra ilmek sayım artık 12'ye ulaştı. 12 tane ilmeğim var. Azaltmalarla devam ediyorum. 2, 3, 4. Şimdi 4 tane ördüm. Hemen bir tane kesiyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha kesiyorum. İkinci kesmemi yapıyorum. Evet. İkinci kesmemi de yaptım. Bakın şekil ortaya çıktı. Artık bitirmeye yaklaştık. 10 tane sık iğnem var. Şimdi içini dolduracağım. Hemen şöyle boncuk elyafla içerisini dolduruyorum. Gayet yeterli oldu. Şimdi bu sırada 10 tane ilmeğimiz var. Evet, içini doldurdum. 10 tane ilmeğim var. Şimdi bir ör bir kes yapacağız. İlkini ördüm. İkincisini kesiyorum. İlkini ördüm. İkincisini kestim. İlkini ördüm. İkincisini kestim. Bu şekilde 5 tane ilmeğimiz kalacak. Evet, kalan 5 ilmeği de bu şekilde hem keserek önce kesiyorum, içinden geçiriyorum, daha sonra sık iğne yapmadan kaydırıyorum. Kesiyorum.
kesiyorum. İçinden geçiriyorum. Sık iğne yapmadan kaydırıyorum. Evet, bu şekilde kapatıyoruz. Evet, iğnemi taktım. Şöyle tepeden batıyorum. İçten bu şekilde geçirdim. Bu şekilde iplerini gizleyelim. Buradan düğüm yapıp daha sonra da şimdi yapalım. Buradan düğümümü yapıyorum hemen. Düğümün şu uç kısmını kesiyorum. Daha sonra da şöyle sık iğnelerin arasından yaptığım düğümü kaydırarak kaybediyorum. Bu şekilde iplerini temizleyelim. Şu kalan ipleri de güzelce sabitleyerek temizleyelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, bacak kısımlarını yaptıktan sonra ayakları yaptım. Daha sonra da şu kenarlarından bir sıra sık iğne gittim. Şu köşeye dönme kısımlarını göstereceğim. Şuradan nasıl geçtik? Şuradan kenarlardan geçmiyorum. Şu kısma kadar sık iğneyi yaptım. Şimdi arkasını çeviriyorum. Sık iğneyi önden yaptım. Arkasını çeviriyorum hemen. Netleştirelim. Evet, buradan şu şekilde ilmek kaydırarak, bakın, sık iğne yapmıyorum. Batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bakın, bu şekilde bu kısma geçiyorum. Bu kısma geçiyorum. Buradan itibaren bakın. Bu şekilde kenarlarını bir sıra sık iğneyle geçiyorum. Evet. Bu şekilde bir sıra sık iğneyle kenarlarını tamamen geçelim. Evet, kenarlarını bir sıra sık iğne geçtim. Artık tamamen bedenin bu zemin örgüsü bitmiş oldu. Şimdi şu ön iç kısmına kendi rengiyle uyumlu bir bez yerleştireceğim ve onu dikeceğim. Evet, bu iç kısmına bu sarı kareli bezi kullanacağım. Aynı şu bedenin şu kısımlarından ölçüyle keseceğim. Kestikten sonra da bakın, onu da göstereyim. Şimdi diyelim aynı kalıpta kestim. Bedendeki kalıpla şu kısımlarını şöyle içe doğru bir dikeceğim önce. Yani şu ip kesiklikleri falan ortadan kalkacak. Önce dikeceğim. Diktikten sonra da şu bedene yerleştireceğim. Onu da şimdi size göstereceğim. Evet, kumaşı kendi ölçüsünde şöyle kenarlardan belirledim, kestim. Ve daha sonra bu şekilde dikiyorum. Şöyle içe katlıyorum. Daha sonra da kenarlardan dikiyorum. Evet, bu şekilde tamamını dikip dönelim. Evet, bedene kumaşı yerleştirdim, diktim. Görünüm bu şekilde. Yakından da gösterelim. Evet, bu kısmı da arkası. Bakın, arkanın güzelliğine bakın. Örgülerin duruşuna bakın. Bu kısmı da ön kısım. Şimdi başını da bu ön kısma dikeceğim. Daha sonra da benekleri ve papyonuyla devam edeceğiz. Evet, şimdi zürafamızın papyonunu yapalım. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Ve ilmeğimi sabitliyorum. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. İlk sabitlememde zincir sayıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 zinciri çektim. 2 defa başına doladım. Sihirli halkama batıyorum. Şimdi bakın, 2, 4. 4 tane değil mi? Önümde seçenek var. Hepsini tek tek çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Yani 4 seferde çekerek trabzan yapıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1, 2,
3, 4. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Ortaya tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 seferde çekerek bu şekilde trabzanlar yapıyoruz. Şimdi kaç tane oldu? 2, 4, 6 tane oldu. Bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3, 4. Bakın 2, 4. Şimdi 7 tane oldu. 7 tane yaptıktan sonra tekrar 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sihirli halkamı daraltıyorum. Evet, sihirli halkamı daralttım. Bakın papyonun bir kısmını yaptık. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Yani çok basit, en kolay papyon yapım tekniği budur aslında. Kurdele de sayılabilir. Evet, 5 zincir çektim. Başına 2 tane doladım. Hemen ortaya batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 seferde çektim. Tekrar yapıyorum. Başına 2 defa doladım. Ortaya battım. 1, 2, 3, 4. 4 seferde çektim. Tekrar başına doluyorum. Ortaya batıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 tane doluyorum. Ortaya batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın tekrar başına doluyorum. 2 defa ortaya batıyorum. 1, 2, 3, 4. Sayalım kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8 tane olacak. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4. Evet. Bakın. Şimdi 2, 4, 7 tane olduktan sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Ve bakın. Papyonumuz hazır. Şimdi ipimi kestim. İpimi biraz uzun bıraktım. Bu şekilde bakın çıkardım. Şimdi şu kenarlarından saracağım. İpi ortaya sarıyorum. İpi bu şekilde ortaya sarıyorum. Evet, bu şekilde sardım. Şimdi ilk başladığım sihirli halkamın ipi vardı. Bakın bu kısa olan. Bununla burada arka kısmında hemen bir düğüm yapıyorum. Evet, düğüm de yaptım. Papyonumuz bu şekilde hazır. Başı diktikten sonra Başı diktikten sonra da papyonu bu şekilde şuraya sabitleyeceğim. Evet, başını tam ortaladım, vücuduna diktim. Daha sonra da papyonunu bu şekilde tam başın altına diktim. Çok güzel oldu. Çok sevimli oldu. Şöyle kollarını da gösterelim. Evet, çok güzel oldu. Bacakları yine aynı şekilde bakın. Arkadan da şöyle bir gösterelim. Evet, arkadan da bu şekilde. Çok sevimli oldu.
Şimdi bir de şu vücuduna, şu kısımlarına minik minik benekler yapmayı göstereceğim. Zürafamıza minik minik birkaç tane benek yapacağız. Evet, beneklerini yine bu boynuzuna kullandığım ipi kullanacağım. Onunla yapacağım. Benekleri için minik benekler hazırlayacağım. Sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 Hemen halkamı daraltıyorum. Evet, ilk battığım sık iğneye batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Evet, 6 tane sık iğnem var. Şimdi bir üst sırada her sık iğneye ikişer defa batarak 12'ye çıkaracağız. Evet, her sık iğneye 2 tane battım. Toplamda 12 tane ilmeğim var. Şöyle bir üzerinde görmek istiyorum beneğin duruşunu. Şöyle. Şimdi iki boyut yapalım. Bir bu küçük boy olsun. Bir de yani direkt bu şekilde kesip dikelim. Yani 12 tane sık iğneyi direkt dikelim ikinci sıradan sonra. Bir de bir boy büyüğünü yapalım. Bir boy büyüğünde de 12 tane sık iğnem var ya. Bu 12 tane sık iğnenin hepsine birer tane batalım. Evet, 12 tane sık iğneye bir sıra geçtim. Bakın bu da bir büyük boyu olsun. Bu şekilde vücudunun istediğimiz kısımlarına bu benekleri dikelim. Evet, uykucu zürafam bitti. Papyonu da diktim. Başını da diktim. Bakın beneklerini de bu şekilde yaptım. Bir koluna bir tane yaptım. Diğeri üç tane yaptım. Şöyle arkadan da gösterelim. Evet, arkadan da bakın şu orta kısmına, ilk başladığım kısma bir tane büyük yaptım. Bacağının birine bir tane büyük yaptım. Kolumun birine 3 tane, diğerine 1 tane. Yani bu şekilde çok fazla benek olsun istemedim. Siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Papyonunu bu şekilde taktım. Evet, kolları bu şekilde. Uykucu zürafamız hazır. Çok tatlı oldu, çok sevimli oldu. Ben papyon yapmayı tercih ettim. Siz papyonu biraz daha büyük de yapabilirsiniz ama ben çok büyük istemedim. Böyle daha sevimli, daha minik, hoşuma gitti. Evet, bu şekilde hazırladık uykucu zürafamızı. Boyunu da söylemek istiyorum santim olarak. Evet, sizin için boyunu ölçtüm. 38 santim tuttu. Şu şey kısımlardan, boynuz kısımlarından ayak kısmına kadar 38 santim tuttu. Gayet güzel oldu, gayet sevimli. Şöyle tekrar yüzden de göstereyim. Bakın papyonu bu şekilde. Çok güzel oldu. İplerin bakın sadece bir tane sarı ipin bitiremedik bile. Yani sadece bir tane sarı ipten bayağı bir yine ip artmış oldu. Fuşyadan zaten çok az kullandım. Benekler ve boynuz için de yine sütlü kahveden çok az kullandım. Yani çok az bir iple çok güzel bir oyuncak elde etmiş olduk. Bunu isterseniz ütüleyebilirsiniz. Şu kumaş kısmını. Ütülendiği zaman da çok daha güzel de olacaktır ama direkt üzerine ütüyü basmayalım. Mümkünse bir tane hani ince bir bez üzerine koyup o şekilde ütüleyelim. Yoksa kesinlikle örgümüz erir. Yani çok hani incecik olur ve hoş bir görüntü ortaya çıkmaz. Kullanışlılığı gider. Evet, uykucu zürafamız hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, videolarımın devamı için de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.